Gece 1 saatten uzun süredir ormanın karanlığında koşuyorsunuz. Bir çitadan bile daha hızlısınız. Yorulmadınız ya da üşmediniz. Bir ağacın köklerini hışırdatan bir fareyi duyuyorsunuz ve ormanın bütün kokularını alıyorsunuz. Gece görüşünüz sayesinde karanlıkta gökyüzündeki bir kuşu seçebiliyorsunuz. Su ya da yiyecek olmadan aylarca dayanabilirsiniz. Solungaçlarınız su altında serbestçe yüzmenizi sağlıyor. İşte paralel bir dünyada evrim insanları böyle değiştirmiş. Oradaki insanlar vahşi doğada karşılarına çıkabilecek her şeye karşı hazırlıklı olan ideal organizmalar. Bizim dünyamızda işler daha karmaşık. Evrim geçirdik ama hep güçlenmedik. İnsanlık hayatta kaldı çünkü uyum sağladı ve etrafındaki dünyayı değiştirdi. Bir insanın sadece 32 dişi var. Bu dişler düştükten sonra yenileri çıkmıyor. Fakat evrim hiç durmuyor. Yiyeceklerimiz daha yumuşak ve daha besleyici oldu. Uzun süre çiğnememiz gerekmiyor. Yani beslenme düzeni çeneyi küçültüp beyni genişletti. Sonuç olarak ekleme yakın olan 4 dişe yer kalmadı. Bu dişlere 20 yaş dişi diyoruz. Gelecekte sadece 28 dişimiz olacak. Hatta bugün bile insanların %35'inin 20'lik dişleri yok. Homo sapiens çenesi olan tek memelidir. Çene dediğimiz alt çene kemiğinin kenarı boyunca olan çıkıntıdır. Goril ve şempanze gibi akrabalarımızın bile çeneleri geri çekildi. Antropologlar çenenin insan yüzünün küçülmesinin bir sonucu olduğunu düşünüyor. Belki de geçmişte çene, kuvvetli çene kemiğimizi destekleyerek gücümüzü arttırıyordu. Milyonlarca yıl geçince yüz küçüldü ama çene kaybolmadı. Ellerinizi düz bir yüzeye koyun. Yüzük parmağınızla baş parmağınızı birleştirin. Bileğinizi bükerseniz palmaris longusu göreceksiniz. İnsanların %15'inde bu kas yok oldu bile. Kavrama gücünü etkilemiyor ve bugün anlamını yitirdi. Milyonlarca yıl önce o kas atalarımızın ağaçlara ustaca tırmanmasını sağlıyordu. Evrim bizi bu faydalı beceriden yoksun bıraktı. Bize de onu hatırlatan izi kaldı. Köpekler, atlar, maymunlar ve daha birçok hayvan kulaklarını oynatabilir. Bu beceri onların daha iyi duymalarını ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. İnsanların uzun esnek bir boynu var ve evrim onları bu yetenekten mahrum etti. Yine de günümüzdeki insanların %20'si bunu yapabiliyor. Bu da diğer hayvanlardan çok farklı olmadığımız zamanlardan bize kalan bir hatıra. İnsanların %10'unun kulak kepçesinde Darwin çıkıntısı dediğimiz bir çıkıntı var. Geçmişte, günümüzde makaklarda olduğu gibi sivri kulaklarımız vardı. Bu küçük yumrular o günlerin kanıtı. Bir imparator pengueni kuluçkaya yatınca 115 gün bir şey yemez. Akrepler bütün bir yıl aç durabilir. Evrim insanlara develerdeki gibi bir yağ hörgücü ya da ayılar gibi kış uykusuna yatma yeteneği vermedi. Atalarımız her sabah kalkıp hayatta kalmak için savaşırdı. Bunun için çok fazla enerjiye ihtiyacımız var. O yüzden her gün yemek yemek zorundayız. Bu pek rahat bir durum değil. Özellikle de yiyeceğiniz bir süpermarkette satılmıyorsa ve bir ormana veya araziye doğru sizden kaçıyorsa. Her an insan beyninde 100 milyar nöron çalışır. Bunun sayesinde iyi bir hafızanız var ve konuşabiliyorsunuz. Bu hayatta kalmak için elzemdir. Büyük bir beynin bir kusuru var. Nöronların çalışması için çok fazla yakıta ihtiyaç duyar. Vücut ağırlığının sadece %2.5'ini oluşturur ama enerjisinin %20'sini tüketir. Bir satranç ustası 2 saat satranç oynayarak 560 kalori yakar. Profesyonel bir tenisçi aynı miktarda enerjiyi 1 saatte harcar. Büyük beyinler bizi güçsüzleştiriyor. Küçük bir şempanze bile bir insandan çok daha kuvvetlidir. Artık dallardan sarkamıyorsanız kaslara niye ihtiyacınız olsun ki? Fakat başka insanlarla görüşmek ve işbirliği yapmak için büyük bir beyin gerekiyor. Güçsüzleştik ve kanepede uzanmayı gitgide daha çok sevmeye başladık. Bu düşünmek için rahat bir pozisyondur. Atalarımız geceleri özellikle savunmasızdı. Yeni bir yerde uyurken beynin sol tarafı sağ tarafından daha uyanık olur. Bu beyin tepkisine ilk gece etkisi denir. İlk gece etkisi karanlıkta bir insanın bekleyen tehlikelere karşı vücudun verdiği eskiden kalma tepkidir. 40 ila 60 milyon yıl önce evrim bize bir korku daha verdi. Bir yılan ya da akrep tarafından sokulma korkusuyla doğarız. Belli ki bu hayvanlar ilk primatlar için esas tehlikeydi. Antropologlar 2 milyon yıl önce koşucu olduğumuzu söylüyor. Geniş omuzlar kollarınızı sallamanızı ve dengenizi korumanızı kolaylaştırıyor. Omurgadan kafanın arkasına özel bir doku uzanır. Bu doku koşarken başınızı dengede tutar. Hiçbir primatın güçlü kalça kasları yoktur. Bu kaslar tam gücünü ancak koşarken kazanır. Tüysüzlük ve 3 milyon ter bezi vücutlarımızın aşırı ısınmasını engeller. İnsanlar mükemmel koşuculardır. Ne var ki evrim bizi yavaşlattı.
kısa mesafede bir şempanzeyi geçmenizin imkanı yok. Çıtalardan bahsetmeye gerek bile yok. Bu hayvanlar saatte 112 kilometre gibi inanılmaz bir hızla çıkar. Fakat neredeyse tüm kara hayvanları koşucudur ve 10-15 dakikadan fazla koşamazlar. İnsanlar ise uzun mesafelere adapte oldu. İki ayak üzerinde yürümek atalarımızın birçok sorunu çözmesini sağladı. Yiyecek ya da aletleri taşımak için elleri boşta kaldı. İki bacak ve düz bir sırt atalarımızı diğer hayvanların gözünde daha büyük ve daha korkunç hale getirdi. İki ayak üzerinde dikilince uzun çayırlarda veya Afrika savanlarında sizi bekleyen sivri dişli bir kaplanı çabucak görürsünüz. Vücut ağırlığımız sadece iki uzuv arasına dağıtıldı ve bunun bazı sonuçları oldu. Caddede sakin sakin yürürken tökezleyip yara alabilirsiniz. Bunu dik yürüyüşümüzün bir bedeli olarak düşünün. Peki o zaman ayak parmaklarına niye ihtiyacımız var? Mobilyalara vurmak için olmadığı kesin. Atalarımız ağaçlarda yaşarken ayak parmakları dallara tutunmalarına yardım ediyordu. Ayaklarınızla bilgisayarda çalıştığınızı, resim çizdiğinizi veya çırpılmış yumurta pişirdiğinizi düşünün. Havalı olurdu öyle değil mi? Ne yazık ki dostumuz evrim bizi bundan da mahrum bıraktı. Bugün ağaçlarda yaşamıyoruz ama ayaklarımız hala esnek. Düşünün bir kere, toynaklar bize daha uygun olmaz mıydı? Hem sağlamdır hem de ayakkabı giymemiz gerekmezdi. Ancak tekrar evrim geçirene kadar ayaklarımız hassas olmaya devam edecek. Her iki ayakta da 26'şer kemik var. Bu yürüyüşümüzü veya koşmamızı güvenli kılmıyor. Sinemaya gidiyorsunuz, patlamış mısır kutusunu alıyorsunuz ve harika bir iki saat geçirme beklentisiyle yemeye başlıyorsunuz. Fakat sonra boğazınız tıkanıyor. O birkaç dakika süren öksürük ve istemsiz gözyaşları sonsuza kadar sürecek gibi geliyor. İnsan yemek borusuna yiyecek kaçabilen tek memelidir. Aynı anda hem yiyip hem nefes alamayız. Bunun sebebi ses aygıtımızın yapısıdır. Sayesinde konuşabildiğimiz gırtlağımız aşağıdadır. Fakat yemek yerken konuşmaya uygun değildir. Tüylerin ürpermesi, tüylerin diken diken olması. Bunlar derimizi pürüzsüz değil, kabartılı yapan refleksin adıdır. Ürperme üşüdüğünüz ya da korktuğunuz zaman meydana gelir. Taş devrinden sevgilerle. Atalarımız gür tüylerle kaplıydı. Korktukları zaman tüy kökleri kabarırdı. Dolayısıyla diğer hayvanlara büyük ve tehditkar görünürlerdi. Bu doğal tepki hava soğudukça vücudu ısıtırdı. Günümüzdeki insanların vücudunda artık uzun ve gür tüyler yok. Ama seyrettiğiniz film gerçekten korkutucuysa veya akşam çıkarken ceketinizi almayı unuttuysanız tüyleriniz hala diken diken oluyor. Ayılar, kirpiler, yarasalar, bazı kaplumbağalar, balıklar ve böcekler, tüm bu yaratıkların ortak bir yanı var. Hepsi kış uykusuna yatıyor. Bilim insanları atalarımızın da listede olduğunu iddia ediyor. Araştırmacılar İspanya'nın kuzeyindeki bir mağarada eski insanların fosilleşmiş kemiklerini buldu. Yapılan analizler, 500 bin yıl önce insanların da ayılar gibi birkaç ayı kış uykusunda geçirebileceğini gösterdi. Bu yetenekleri sayesinde buzul çağını atlatabildiler. Vay canına, keşke bu yeteneğe sahip olsaydım. Gözlerimiz havadaki tozu ve ufuktaki büyük dağları görmemizi sağlıyor. Dünyayı renkli görüyoruz ve birbirimizin yüzünü tanıyabiliyoruz. Hava kararınca görme gücümüz yeni koşullara çabucak uyum sağlıyor. Fakat karanlıkta iyi göremiyoruz. Evrim bizden bir cadı makiye verdiği görme gücünü esirgedi. Bu primat bir beyzbol topu boyutundadır ve karanlıkta gayet iyi görür. Cadı maki gece ormanda uçan bir böceği kolayca yakalayabilir. Yine de gözlerimin bütün yüzünü kaplamasını istemezdim. Hava karardıktan sonra böcek atıştırmayı sevdiğimi de söyleyemem. Ne dersiniz?